Allah'ın sevgili kuluymuşsun ha. Seni bu kabustan kurtaracak şahane bir fikrim var. Derhal mevzuya gidiyorum. Bak şimdi. Benim annemin uzaktan bir akrabasının çok yakın bir arkadaşı varmış. Kendisi çok iyi bir kızmış ama böyle kaçak işçi olayına falan girmiş. Azerbaycan'dan kızları getirip efendim burada temizlikçiliktir, çocuk bakımıdır. Öyle işlere gönderiyormuş. Bazıları böyle çalıştıktan sonra ülkesine geri dönüyormuş. Bazıları da Türkiye'yi çok sevip burada kalıyorlarmış. Burada kalanlar ne yapıyormuş oğlum? Ne yapıyormuş? Türk erkekleriyle evleniyorlarmış. Hem de çok ciddi paralar karşılığı. İyi de oğlum sen evlenemezsin ki. Sen asker kaçağısın. Oğlum ben de onu diyorum işte. Sen şimdi bir tane Azeri kızla evleniyorsun. Ondan sonra bütün dertlerimiz bitiyor. Barış, sen harbiden manyaksın ya. Vallahi böyle manyağa bağladın yani, şu anda karar verdim. Ne Azeri kızı ya, ne evlenmesi ya. Ben Simge'yi seviyorum kardeşim. Abicim, sen de son zamanlarda sürekli moralin bozuldu, ayağını beni fırçalayıp duruyorsun ha. Sana mis gibi çözümler buluyorum işte. Hayır, 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 hayır ve 10.000 kere hayır. Evet, işte ben de onu söylüyorum sana ya. Hayırlı bir iş. Şimdi evlilik deyince senin gözün korktu, ben fark ettim. Ama bu çakma evlilik. Evleniyorsun, hatundan parayı alıyorsun, direkt borçları hopatek kapatıyorsun. Artan parayla da dünya kupası için şuraya. Şahane bir tane LCD. Süper oluyor. Süper oluyor. Kardeşim güzel söylüyorsun da yani ya benim Simge'yle ciddi bir ilişkim var. Ben onu seviyorum. Tamam, kızın arada aklı gidip geliyor ama olsun. Şimdi yarın öbür gün bir evlilik mevzusu olduğunda ben ne diyeceğim? Ne diyeceğim Simge'ye? Hem zaten böyle çetrefilli işlerin altına girmeyelim kardeşim. Bak başımız belaya girecek ya. Çok rica ediyorum. En güzeli ne biliyor musun? Ek iş yapalım. Ek iş. Anladım. Peki o zaman Eminönü'nde hıyar mı satmak istersin? Yoksa sürekli benzinsizlikten yolda kaldığın arabayla taksicilik mi yapmak istersin? Abi benim de önüm arkam sağım solum hep bela ya. Bir türlü kurtulamıyorum ki bu işlerden. Bak kardeşim, ben sıradan bir lojistik firmasında çalışan adamım. Ben ithalat ve ihracat dışında hiçbir şeyden anlamam. İşte ben de onu diyorum canım kardeşim. Ufak ufak tadıma gelmeye başladın. Bana bak. Bugün nikah, yarın deniz. Yok Barış, yok yok yok. Ya olmaz abi, ben böyle ciddi bir konuyu Simge'ye danışmadan asla yapamam kardeşim. Kusura bakma. Abicim tamam. O zaman çağır yengeyi, gelsin. Burada hep beraber konuşalım. Yalnız bana bak. Çok vaktimiz yok ona göre. İyi tamam da kardeşim, ben şimdi onu bu saatte evden çıkartamam. Yarın sabah kahvaltıda konuşuruz. Hem baş başa konuşmamız lazım. Bu çok özel mevzu. Ver bakalım telefonu. Aa, oğlum sen de sürekli benim cep telefonunu kullanıyorsun. Böyle kol gibi fatura gelecek ha. Barış, sana bakınca ne hissediyorum biliyor musun? Hani taksitle danaya girmiş ama o danayı kesmeye kıyamayıp evinde besleyen bir gerizekalı gibi hissediyorum kendimi. Versene kardeşim bu telefonu. Abicim git kendine bir kart mı alacaksın, ne yapacaksın? Ankesörlü telefondan mı konuşacaksın? Cep telefonu yokken ne yapıyorduk biz ya? Allah Allah. Yok yok, ben bugün kesin katil olacağım ya. Kesin katil olacağım. Allah'ım sana geliyoruz. Bak var ya, bunu karnına sokarım. Ver telefonu, ver. Tamam da, tamam be oğlum. Lafım olur. Hatta köpeğin olsun senin telefon ya. Hakikaten yürüyordu karnıma yalnız ha. İlk önce numaramızı gizleyelim. Kare. Kare. Alo. Böceğim. Aşkım. Bebeğim benim. Nasılsın? Ha? Kemal'inin bir tanesi. Aa. Numaram mı gizli? Hayatım, bu Barış gerizekalısı demin telefonumu aldı. Sağa sola aradı. Herhalde numarasının çıkmasını istemiyordu, gizledi. Öyle de kalmış yani. Kusura bakma. Hayır sevgilim, ben senden gizli bir iş çevirir miyim hiç? Beni tanımıyor musun? Lütfen. Peki bir şey soracağım sana. Simgem sevgilisiyle kahvaltı etmek ister mi? Aha, yarın sabah. Yok şimdi ya, böyle ne bileyim, dışarılarda parçalanmayalım be hayatım. Sen simitleri al, peynirler benden. Kesin benden.
Tamam aşkım. Hadi seni seviyorum. Yarın sabah görüşürüz. Aşkım benim ya. Ulan bir insan sevgilisiyle bu kadar mı yavşak konuşur be? Erkekliğin yüz karısına. Tamam sevgilim. Hadi bit bit kudu kudu. Hesap var benden cüzdanıma peynir koymayı unutmuşsun. Pih pih pih. Yuh lan. Abi ne pişkin adamsın sen ya. Ne pişkin adamsın.